Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bir tarafta Türkiye 1,5 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 almaya çalışıyor ve bu F-16 kararı açıkçası iki ülke arasındaki ilişkilerdeki en önemli gündem maddesi. Bu F-16 satışı ile ilgili çok önemli bir yol kat edildi. Yeşil ışık öncesinde hani trafik lambalarına bir sarı ışık yanar ya, o durumdayız. Bizim dosya Kongre'ye doğru gidiyor ama bizim dosyanın hemen karşısında da Yunanistan'a 5. nesil savaş uçağı F-35 satışı için onay var. Bir tarafta 4,5. nesil haline geliyor yeni radar ve diğer sistemleriyle Blok 70 F-16 Türkiye'ye, karşısında da dengeleri bozacak 5. nesil savaş uçağı satışı Yunanistan'a. Önce bu konuya bakacağız. Sonra ikinci konumuz, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İngiltere'de, mevkidaşının konu olarak Londra'da, İngiltere ve Türkiye deyince de akla hemen Eurofighter geliyor. Alternatif Eurofighter olabilir mi? Bu son görüşmelerden bir şey çıkar mı? Buna bakacağız. Üçüncü konumuz da biraz sessizce geçti bu gündemde ama İran, Mısır'ın almadığı Su-35 savaş uçaklarına talip olmuştu. Ve bu uçaklar Mart ayı sonundan itibaren İran'a teslim edilmeye başlanacak. Evet, komşularımızda bayağı bir hava kuvvetlerinde önemli değişiklikler var. Bu videomuzda diplomasi, hava kuvvetleri, ilişkiler kıstasları içerisinde neler oluyor, aklıma gelen, toparladığım, öğrenebildiğim bilgileri dilim döndüğünce sizlere aktarmaya çalışacağım. Türkiye'nin hava savunma konusundaki S-400 tercihi ve Rusya tercihi sonrasında epey bir Türkiye-Amerika ilişkileri türbülansa girdi ve Amerika hemen bir karar alarak S-400 teslimatları başlarken Türkiye'ye F-35 programından çıkartıverdi. Şimdi ilk defa yaşanan bu kadar büyük bir programda, ki Türkiye önemli katılımcılarından biriydi F-35'in, bir anda oyun dışına çıkması Türk Hava Kuvvetleri'nin geleceğini de oldukça ilginç bir hale getirdi. Çünkü Türk Hava Kuvvetleri emekli olacak F-4'e 2020'lerin yerine F-35'i ön plana çıkartacak. Daha sonra da halen Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Milli Muharip uçağı da F-16'larla değiştirmeyi hedefliyordu. Burada bir öncelik sıralaması değişmiş oldu. Hemen acil ihtiyaç için Türkiye'nin F-35 için ödediği 1.2 milyar dolar karşılığında 40 adet Blok 70, yani en son seri F-16'lardan talep etti Türkiye ve mevcut Blok 50 uçaklarından da 79'unu modernize ederek Viper seviyesine çıkartılması için gerekli kittir, radardır, sistemlerin alınması için Amerika Birleşik Devletleri'ne başvuruda bulundu. Normal bir müttefiklik ilişkisi içerisinde bu izinlerin çok hızlı çıkması lazım ama bu izinler çok ciddi sürüncemelere girdi. Yaklaşık 1,5 yıldır bir türlü yol alınamadı. Daha sonra da biliyorsunuz 2022'de başlayan Ukrayna Savaşı. Ukrayna Savaşı ile birlikte İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme konusundaki talepleri ve Türkiye'nin de bu konuyla ilgili vetoları geldi. Ve tabii ki pazarlık masası da farklı bir boyuta evrilmiş oldu. Defalarca işte Amerikalılar Ankara'ya geldi, bizimkiler Washington'a gitti, görüşmeler yapıldı. Sonunda Başkan Biden bu satış onayını vermiş oldu. Şimdi Amerika'da bu F-16 satışıyla ilgili süreç şu şekilde işliyor. Öncelikli olarak Biden Kongre'ye bu 40 adet sıfır uçak ve 79 adet uçağın modernizasyonuyla ilgili satış anlaşmasını sunuyor ve Kongre'den geçmesi bekleniyor. Ön araştırmayı Pentagon, yani Amerikan Savunma Bakanlığı yapıyor. Bunu Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na gönderiyor. Yönetim de gayri resmi olarak Kongre'ye soruyor. İtiraz gelmezse onaylanmış oluyor. Bu arada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da bu konuyla ilgili açıklamaları var. Biz her türlü problemi masada konuştuk, gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik ve herhangi bir sorun yaşamayı açıkçası öngörmüyoruz diyor. Tabii bunları söylerken de Yunanistan'ın çok ciddi bir lobisi var Amerikan Kongresi'nde. Başta Bob Menendez olmak üzere bu konuyla ilgili karşı adımlar atılıyor. İşte yasa tasarısı çıkabilir, şöyle olabilir, böyle olabilir gibi adımlar gerçekleştiriyor. Burada da Amerika çok akıllı bir yol izleyerek kendilerince Türkiye'nin F-16
talebiyle birlikte karşısına da Yunanistan'a 20 artı 20 toplam 40 adetlik F-35 anlaşmasını koyuyor. Yani diyor ki eğer Türkiye'nin talebini reddederseniz Yunanistan'ınki de red veya uzama aşamasına girebilir. Bunlar birlikte geçsin. Sonuçta iki uçağı da Amerika yapıyor. Sonuçta Amerika mutlu, kasa tabiri caizse kazanıyor. Bir tarafta Türkiye F-16 satıyor. Diğer tarafta da Yunanistan'a F-35 satıyor. Türkiye'nin F-16 talebi 40 adet yeni uçak, blok 70, üzerine 79 adet blok 50'lerin modernizasyonu, yaklaşık 900 adet hava hava yeni nesil füze, sanıyorum bunun içerisinde benim elimde çok fazla detay yok ama AIM-120 Amram'ların yeni serisi ve AIM-9 Sidewinder füzelerin yeni versiyonlarını içeriyor ve 800 adet de özel mühimmat, hava yer mühimmat içeren bir paket. Yedek parçalarıyla falan çok ciddi bir miktar, yaklaşık 20 milyar dolarlık bir alım bu. Bununla birlikte tabii Yunanistan'a da F-35 sözü verilince dengeler oldukça Ege'de bozulmuş hale gelecek. Yunanistan, hatırlayacaksınız, Fransa'dan Rafal savaş uçaklarını talep etmiş ve teslimat başlamıştı. Bunlarla birlikte uçağın mevcut ISR radarı ve gelişmiş elektronik sistemleriyle birlikte Ege semalarında Yunanlılar bir tık öne geçti. Aynı zamanda Yunanlılar Türkiye'nin de talep ettiği Viper olarak adlandırılan mevcut uçakların modernizasyonuyla ilgili çalışmaları da başlattı. Ve ilk uçak tamamlandı. İkinci, üçüncü seri halde gidiyor. Ve bir süre sonra bu modernizasyon Yunanistan'da devam edecek. Bunlarla da Yunanistan böyle biraz Türkiye dengelerinde ön plana çıkmış durumda. Türkiye en azından mevcut F-16'larını modernize ederek, blok 70 ekstra koyarak biraz yakalamayı beklerken, işte bu F-35 kağıdı açıkçası makasın daha da açılmasına neden olacak. Zaten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Ege'de dengelerin bozulacağını ifade ederek bunlarla da ilgili yaklaşımını belirtmişti. Geçmişte Amerika, Türkiye ve Yunanistan bu üçgen içerisinde dengelere dikkat ederdi. Yani birine bir şey veriyorsa, işte 10'a 8'lik oranlar vardı geçmişle ilgili. Türkiye'ye bir şey veriyorsa çok benzerini veya yakın alternatifini Yunanistan'a verir ve bu dengeleri tutmak isterdi. Şimdi burada tabii masada kazanan Amerika diyoruz. Kasa kazanıyor. Hem paralarımızı alıyor bir taraftan. Bir taraftan da dengeleri değiştirerek farklı bir stratejik ortaklığa doğru gidiyor. Buradan söyleyeceğim cümleler Profesör Doktor Serhat Güvenç'e ait. Gazete Pencere'de yazdığı yazıdan gerçekten çok böyle nokta atışı yapmış Serhat Hoca. Zaman zaman da bizim programlara da kendisi konuk oluyor. Burada da şöyle bir ifadesi var Serhat Güvenç'in. Sonuçta Amerika bölgede birçok konuda Türkiye ile çatışma içerisinde. İşte diyor ki ben diyor Kürdistan'ı kurduracağım. Türkiye hayır diyor. Kıbrıs konusunda tavrım Yunanistan'dan ve Rumlardan yana, Türkiye hayır diyor ve bayağı bir çatışma var. Bir sürü madde var bunlarla ilgili. Özellikle son 20 yılda yükselen bir tansiyon var. Bunun karşılığında da neydi Türkiye'nin en büyük stratejik avantajlarından biri? İncil yüküsüydü. Amerika o yapıyı Yunanistan'da Girit'e taşıdı. Daha sonra kuzeyde Dedeağaç, Türkiye sınırına çok yakındır Dedeağaç. Çok büyük bir liman. Bu limandan da çok ciddi bir asker sevkiyatı ve Yunanistan'daki Amerikan üs sayıları da hızla artmaya başladı. Bu üslerin sayılarının artması da artık bölgede stratejik ortağı Amerika'nın Yunanistan haline geldi. Tabii uzun süre Türkiye ve Yunanistan problemlerine Avrupa Birliği çözebilir mi yaklaşımları vardı. Bunlar çözülmeyince Yunanistan istikameti Amerika'ya çevrilmiş oldu ve Amerika'nın çok önemli bir müttefiki haline geldi. Peki F-35 konusu Türkiye için bir tehdit mi? F-35 biliyorsunuz stealth, yani radara görünürlüğü çok düşük bir uçak. Ya göremiyorsunuz radarda ya da artık uçak dibinize geldiği zaman görebilir hale geliyorsunuz ki stealth uçaklar öyle hedefin üzerine gidip pek vurmuyorlar. Çok uzaktan mühimmatlarını, akıllı mühimmatlarını bırakaraktan veya akıllı hava hava füzeleriyle rakiplerini bertaraf ediyor kendilerini görmeden. Bu Türkiye açısından çok ciddi bir tehdit. Biz burada biraz kendi açımızdan bir avantaj var. Sonuçta Amerika'nın F-35'in birçok bilgisi Amerika'ya ait. Bu konuda yapılacak işte uçuşlar, harekat ve Türkiye karşı adımları da bir açıdan Amerika'nın elinde olacak.
Amerika bir taraftan Yunanistan'a bu avantajı verirken diğer taraftan da NATO diye bir kuruluş var biliyorsunuz. NATO'nun da en önemli harbe hazır filolarının başında hava kuvvetleri açısından Türkiye geliyor. Birçok operasyonda Türk Hava Kuvvetleri diri bir kuvvet, sürekli gerçek bombalarla eğitim yapıyor, terörle mücadele ediyor ve gerçekten aktif olarak uçuyor. Türk Hava Kuvvetleri bu konuda NATO'nun çok çok önemli bir gücünü oluşturuyor. Bu açıdan da hani Yunanların no jet for Turkey, Türklere uçak vermeyin yaklaşımlarının dışında bir şekilde Türk Hava Kuvvetleri'nin de öyle F-35'e gitmeyecek kadar modernize edilmesi, güncel tutulması ve bu konudaki adımları atması da Amerika tarafından sağlanmak durumda. Peki bunlarla ilgili Türkiye ne yapabilir? Çok kısaca değinmek istiyorum. Hatırlayacaksınız, ben Eylül ayında Samsun'da Teknofest'te emekli Kor General Erdoğan Karakuş'la bir röportaj yapmıştım. O çok önemli bir noktası vardı o röportajın. Değişen hava dengesiyle Türkiye ne yapabilir? O zaman Karakuş Paşa, Türkiye o zaman karadan karaya atılacak balistik füzelerini arttırır ve gerekirse ben bir düğmeye bastığım zaman bütün üslerini vururum. Mun elinde kağıdının kuvvetli olması gerekir demişti. Türkiye de bu yönde adımlar atıyor. Özellikle karadan karaya füze sistemleri konusunda son dönem içerisinde çok çok önemli adımlar atmış durumda. Burada tekrar insansız hava araçları konusunu irdelemek istemiyorum. Çünkü bunu zaten çok fazla gündeme getiriyoruz. Bir taraftan Baykar'ın kızıl elması. Diğer taraftan Anka'nın muhtemel Nisan ayında uçacak Anka 3'ü, daha doğrusu TUSAŞ'ın geliştirdiği Anka 3'ün iki farklı jet motorlu İHA konsepte Türkiye'nin elini rahatlatacak durumda. Peki bunlar F-35'le Rafale'la mücadele yeter mi sorusu çok fazla kamuoyuyla ilgili soruluyor. Alternatiflerden biri de masaya gelen Eurofighter. İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri Trench 1 olarak adlandırılan Eurofighter'ın ilk serisini envanter dışı çıkarmak istiyor ve Türkiye'ye bunu pazarlamak istiyor. Hatta bugün de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İngiltere'de mevkidaşının konuğu, Londra'da görüşmeler yapıyor. Masada Eurofighter var. İngilizlerin sunduğu alternatiflerden bir tanesi Türkiye'ye Trench 1 Eurofighter'ların verilmesi. İkinci etapta Trench 4 olarak adlandırılan yeni nesil üretimine Eurofighter'ın Türkiye'nin ortak olması, sonrasında Tempest'e kadar giden bir yol ifade ediliyor. Türkiye buna girebilir. Bunlarla ilgili adımları atabilir. Ancak işte görüyorsunuz 40 adet F-16, 80'inin de modernize edilmesi, yedek parçası, hava hava füzesi, bombasıyla 20 milyar dolarlık bir alım. Devasa bir şey. Biz 40 tane Eurofighter'ın ikinci elini bile alsak onun modernizasyonu ve ortaya çıkacak faturanın ben minimum 10 milyar dolar civarında minimum olacağını tahmin ediyorum. Ki buna yeni bir uçak, yeni bir sistem, bunu da eklemek gerekiyor. Bu ne yapılabilir? Nereye gidebilir? Bunları mali açıdan da çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Bunları da söyledikten sonra bu gündemde tabii ki Eurofighter gözükse de İngiltere ile bir taraftan da milli muharip uçak konusu var. Milli muharip uçak konusuyla da ilgili olarak Türkiye'nin ilk etapta uçağın çok temel bir modeli uçacak. 4.5. nesli 2025'te bunu izleyecek. Size canlı yayında epey bunlarla ilgili bilgi vermiştim. Sonrasında ise uçağı 5. nesile hale getirecek en önemli katkı motor. Bununla ilgili bir yerli motor çalışması var. Ve tabii ki bazı teknolojilerin de yurt dışından alınması lazım. İngiltere bu teknolojiye sahip ülkelerin başında geliyor. Aslında Türkiye'nin kağıt üzerinde Eurofighter gözükse de İngiltere aralarındaki, Türkiye arasındaki pazarlık, bu konuda teknoloji aktarımı neler yapılacak? Motor konusu da büyük bir önem taşıyor. Bunu da böyle notlarımıza fosforlu kalemle çizerek belirtelim. Gelelim üçüncü konumuza. Üçüncü konumuz İran'ın Su-35 uçaklarını Rusya'dan alması. Rusya Ukrayna Savaşı'nda beklemediği sayıda uçak ve helikopter kaybetti. Bir de tabii ki ambargo ile birlikte üretim hızları yavaşlamış durumda. Kendisinin hava kuvvetlerinin gerçekten acil savaş uçağına ihtiyacı var. Hatta yeni envantere kattığı sayısını arttırdığı Su-57 Falcon'ları bile savaşta deniyor. Fakat
Dünkü videomda da anlattığım gibi bunları Ukrayna hava sahasına sokmuyor. Uzaktan akıllı mühimmatlarla vuruş gerçekleştiriyor. Bir elinde de Joker'i, çok ciddi hava manevraları yapabilen iyi bir elektronik altyapıya sahip Su-35 uçakları. Şimdi dönelim 2019 yılına. Mısır işte Fransa'dan Rafale aldı. Ondan sonra Rusya'ya döndü. Sisi Su-35 için anlaşma yaptı 24 adet. Fakat o Su-35 ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri bu uçaklar gelirse sana katsayı uygularım deyince Mısır geri adım atmak durumunda kaldı. Hatta bu uçakların o dönem 17 adetinin imal edildiği ifade edildi. Şimdi Rusya bu uçakları ya kendi hava kuvvetlerine katacak, muhtemel bunları ihraç versiyonu daha düşük kapasiteli olduğunu düşünüyorum ben. Bu konuda fikir yürütüyorum. Gelelim öbür taraftaki bu uçakları ihtiyacı var alacak ama alamıyor. Nedir? Ukrayna Savaşı ile ilgili epey bir sıkıntıya girdi ve bu konuda kendi açısından muharebe sahasında dengeleri değiştiren silahlardan biri de İran'ın geliştirdiği kamikaze dronlar şahitler oldu. İran gerçekten sayısı binlerce şahidi kamikaze dronu Rusya'ya sattı ve bu kara gününde Rusya'ya adeta can suyu vermiş oldu. Muhtemel bu adım karşılığında ki bunların pazarlığı her zaman çok ciddi yapıldığını tahmin ediyorum. Rusya'da 24 adet Su-35'i İran'a satmayı kabul etti. Ve ilk uçak 21 Mart'ta İran'ın bir resmi bayramı var. Sonrasında yani Mart sonu itibariyle de Ruslar bu uçakları İran'a teslim etmeye başlayacak. Niye İran diyoruz? İran bizim biliyorsunuz doğu komşumuz. Burada dengeler çok önemli. Su-35 bizim için bir tehdit oluşturulabilir. Ancak her zaman söylüyorum işte Eurofighter F-16'yı döver mi? F-35 Su-57'yi indirir mi? İşte Çinlilerin J-20'si veya J-35'i F-22'yi vurur mu gibi soruları böyle arka arkaya koyuyoruz. Tek başına uçak hiçbir şey ifade etmiyor. Sizin havadan ihbar kontrol sisteminiz, elektronik karıştırmanız, uçağın bakım oranları, pilotun eğitimleri, mühimmatınız, şusunuz, busunuz gibi böyle bir yüzlerce kalem liste yapılır. Tek başına uçak bir şey ifade etmiyor. Ancak bunlar sistemler bir araya geldiği zaman bir şeyler ifade ediyor. Ama yine de İran'ın aldığı Su-35'ler Türkiye açısından dikkat edilmesi gereken bir dönem. Hatırlayacaksınız 2015'lerin ikinci yarısında Suriye Savaşı ateşlenirken Ruslar bölgeye Su-35'lerini getirmişlerdi ve epey bir uzun bir süre bizim uçaklar sınır ötesi harekatlarda Suriye hava sahasına girmemişlerdi. Bunu da böyle bir notlarımızın arasına koyalım. Su-35'i hem Dubai'de hem İstanbul'da gösterisini gözlerimle izledim. Gerçekten çok çok kapasiteli bir uçak ama dediğim gibi o hareketleri yapmak, takla tombak atmak tek başına yeterli değil. Bir sürü faktör art arta geliyor ve bir tehdit haline geliyor. Ama artistik olarak fikrimde Su-35 gerçekten çok tırnak içinde çok böyle yakışıklı bir uçak. Evet, bugün Amerika'dan başladık. F-16, Yunanistan'a F-35, İngiltere ilişkileri Eurofighter olur mu ve İran'a döndük. Su-35 ile tamamladık. Gerçekten etrafımız hava kuvvetleri açısından oldukça yoğun günler geçiyor ama ez cümle şunu söyleyeyim. Ben her zaman Milli Muharip ile ilgili yazı yazdığım zaman, video çektiğim zaman şunu söylüyorum. Milli Muharip uçak Türkiye'nin havadaki kurtuluş savaşı. Biz gücümüzü, kuvvetimizi ne kadar bu projeye aktarıp iyi bir ürün çıkartabilirsek, kendi ayaklarımız üzerine basabilirsek işte o zaman çok fazla yurt dışına tabiri caizse gebe kalmıyoruz. Ve kendi kendimize, kendi göbek bağımızı kesmiş hale geliyoruz. Bu açıdan milli muharip uçak çok çok önemli. Keşke bu F-16'ları almak durumunda kalmasak. O parayı milli muharibe yatırsak. Böyle bir düğme olsa, tak bassak, hızlansa. Tabii bunlar sadece montaj programında hızlandırıyorum ben bu videoyu. Ama normal hayatta bazı şeyleri hızlandırmak çok zor. Gerçekten gücümüz, kuvvetimiz belli. Yetemediğimiz konular var. Teknolojik olarak odaklanamadığımız konular olabiliyor. Ama onları yapa yapa öğrenmek lazım. Umarım milli muharip uçağın kamuoyundaki işte önemi bir kez daha anlaşılmış olur. Çünkü onu alalım yerine bunu koyalım, onu şunu yapalım demek çok kolay. Sonuçta bu ciddi bir bedel ödüyorsunuz.
Ve bu bedeli örneğin Eurofighter alırsanız İngiltere ödüyorsunuz. F-16 veya F-35 alırsanız Amerika ödüyorsunuz. Şey, yarın öbür gün böyle Rusya ile ilgili çok sempati duyan arkadaşlarımız var. Su-57 veya Su-35 aldığınızda da Rusya ödüyorsunuz. Önemli olan bu paranın ülkede kalıp kendiniz özgün, milli ve yerli bir sistem yapabilmek, bu büyük önem arz ediyor. Dilim döndüğünce bu gelişmeleri sizlere anlatmaya çalıştım. Detaylı havacılık, savunma konusundaki haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Bizlere sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımız var. Sizleri bekliyoruz oraya. Ve videonun sonunda da şu yukarıda bir tane Antonov 2 görüyorsunuz. Benim çok sevdiğim, havacılık tarihi açısından çok çok önemli bir uçak. Bunlarla da ilgili de bir internet sitesi bir şeyler hazırlamış. Sponsorluk değil, kendi paramla ödedim, aldım. Gerçekten Antonov 2. Hem Türk Hava Kurumu'nda uçması. Şu an o uçaklar kalmadı ama bir uçak Sivrihisar'da Ali İsmet Öztürk sayesinde Türkiye'ye kazandırıldı. Bir havacılık değerimiz. O yüzden böyle arkama koymaya uygun gördüm. Umarım sizin de bu uçağa baktığınız zaman kimdir nedir diye merak ederseniz şöyle bir Google'a yazın Antonov 2. Belki belli olmaz, bir gün gideriz Sivrihisar'a, uçarız. Onun da videosunu sizlerle yaparız.